başına geleni elbet istedik ama zor. Ama bir taraftan da kendi evlerinde artı biri kenara yazıyorlar. O da bir gerçek derken üçüncü roundla Fatih, Oyoze, Rüstem, Nagel maçına geri dönüyoruz değerli izleyiciler. Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Honda MSX 125 ile beraberiz. Namı diğer Grom ile beraberiz. Motosikleti incelemeye karar verdik arkadaşlar. Ve hani bunun üzerine oturduğumuz zaman nasıl olacak? Yani sığacak mıyız motorun üzerine, rahat edebilecek miyiz diye düşündük. Ama bunlara gereksiz olduğunu fark ettik. Çünkü motorun üzerine oturduğunuz zaman kesinlikle rahat ediyorsunuz motosikletin üzerinde. Hani bu ufak kompakt tasarımıyla beraber oturuş pozisyonundaki güzelliği de sağlamış onda. Yani baktığınız zaman ufak duruyor ama sele boyu çok aşağıda değil. Yüksek bir sele boyu var kendine göre. Tasarımına geldiğimiz zaman ise sert hatları var motosikletin. Ama bu sert hatlarıyla beraber ufak olmasından dolayı böyle minik, şirin, tatlı bir motosiklet. Sağda solda dolaştığınız zaman hani motoru koyuyorsunuz bir yere, millet bir bakıyor, bu ne yani, nereden geldi bu motosiklet, nereden çıktı diye bakıyorlar ve çok tatlı, sempatik bir motosiklet kesinlikle. Ön tarafta led farı var. Bu led farı da çok güzel, çok estetiklik katmış motosiklete ve bu beyaz rengi de bizim en sevdiğimiz renklerinden biri bu beyaz rengi. Çok güzel olmuş motosikletin. Motosiklet artçılı kullanıma uygun. Eğer böyle ufak tefek orta ebatlarda bir insansanız, eğer arttığınız da o şekildeyse, ikiniz şehir içerisinde sağdan sola giderken motosikleti kullanabilirsiniz. Ama ben bu motosiklete çıkacağım işte abi, rüzgarı alacağım falan, gideceğim, öyle şeyler yapacağım diyorsanız bu motosiklet o motosiklet değil arkadaşlar. Ardından motor bloğuna geldiğimiz zaman ise Honda mühendisleri burada böyle bir tabak hazırlamışlar. O tabakta her yemekten koymuşlar. Çok tatlı bir motor bloğu olmuş. Bu motoru kullananlar şey der. Ya 125'lik motosiklet ama abi öyle güzel gidiyor ki, yani hani anlamıyoruz nasıl gidiyor diye. Biz de buraya çekim yaptığımız yere gelirken çevre yolundan geldik. Ben 105'i falan gördüm. 105-106'yı gördüm. Hani biraz da ufak cüsseli biri çok rahat bir şekilde daha yüksek hızları çıkar. Yani 110'ları falan zorlarsınız. Motor bloğunda gerçekten arkadaşlar çok beğendiğim bir teknoloji var. Yani programlanabilir, programlı yakıt enjeksiyon sistemi var motor bloğunda. Bu ne demek abi? Çok güzel bir şey bu. Motor çalışırken üzerinde bulunan sensörlerle, oksijen sensörü, işte yağ sıcaklığı sensörü, basınç sensörü, gaz kolu sensörüyle aldığı bilgileri ECU'suna gönderiyor. Yani elektrik kontrol ünitesine gönderiyor. Ve burada bunları yorumlayarak size yakıt karışımını hazırlıyor. Bu şekilde de çok verimli bir şekilde yanma gerçekleştiriyor. Hatta Honda'nın bu motorla ilgili iddialarından biri de çok güzel bir şekilde yanma yaptığı motosikletin. Yani istediğiniz gücü aldınız. Motosiklet 9.6 beygir civarında. Hatta piyasada şöyle bir şeyler gördük. Sağa sola baktık. Bu motorun 8 beygir olduğunu sağda solda yazmışlar. Arkadaşlar motor 7.2 kW. Kava. 7.2 kW'ı beygir gücüne çevirmek istiyorsanız 1.35 ile çarparsınız. Ve size yaklaşık beygir gücünü verir. Bu şekilde hesaplıyorsunuz beygir gücünü. Bunu da ek bilgi olarak vermiş olalım. Ve motor bloğunu yere yatay yaparak onda en fazla ısı transferinin olduğu silindir kafasını projeksiyon alanını arttırarak rüzgara karşı soğumasını da çok iyi bir şekilde yapmış. Zaten motor hava soğutmalı. Soğumasıyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. 125 cc olan bu motosiklet çok iyi bir şekilde soğutabiliyor kendini. Aldığınız gücü ise motor 4 vitesle kontrol imkanı veriyor size. Ve bu 4 vites kesinlikle yeterli. Çok iyi bir şekilde hızlanabiliyor ve ivmenizi koruyabiliyorsunuz motosiklette. İvmelenmesiyle, vites kullanımıyla ilgili kesinlikle hiçbir sorun yaşamadık. Frenleri çok iyi tutuyor. Zaten neredeyse ağırlığı 100 kilo, 102 kilo civarında. Yani ağır bir motosiklet değil ama ona rağmen frenlerini çok güzel yapmışlar. Ön ve arka tarafta hidrolik fren sistemi var. Ön tarafta 220 mm çapa sahip bir disk var. Arka tarafta da 190 mm çapa sahip bir disk var. Bu şekilde de motosiklet çok güzel bir şekilde kendini durdurabiliyor. Bu motosikleti
kim nasıl almalı sorusunun cevabı ise, yani motosiklet neredeyse 10 bin liraya yakın bir fiyatı var motosikletin sıfırda. İkinci elde 7,5 liraya civarında alabilirsiniz. Evet, bu motosiklet alıp motosiklete başlayabilirsiniz. Vitesli motosiklet. Motosikletle trafikte nerede duracağınızı öğrenirsiniz. Şehir içerisinde nasıl hareket edeceğinizi falan görürsünüz motosiklette. Ama 9500 lira gibi bir fiyat, yani bu motosikleti için biraz yukarıda. Evet, iyi, tatlı, şirin, her şeyi çok fazla. Hani biraz şey oluyor, hani derler ya, ya aşkım çok iyisin ama işte sana ben layık değilim, sen daha iyilerine layıksın. Hani sen çok iyisin, çok güzelsin ama bir motosiklet hissi vermiyor size. Sanki böyle biraz go-kart yapıyormuşsunuz gibi. Dediğimiz gibi bundan basit çözümler. Aralara gireyim çıkayım, evden çıkayım işe gideyim, işten eve geleyim tarzında bir motosiklet bu. Tekerlekleri ise motosikletin çok kötü. Yani gerçekten hamurundan kaynaklı, yoksa lastiğin üzerindeki dişler falan güzel bir şekilde ama hamurundan kaynaklı. Bugün de çok soğuktu. Tutunmasıyla ilgili bir sorun var. Sürekli 125'lik bir motosiklet olmasına rağmen sürekli kendine böyle göt atıyordu. Sağa sola göt atıyordu. O yüzden lastikleri eğer değiştirme imkanınız varsa motosiklet aldıktan sonra lastiklerini değiştirin. Deposu bir 5'lik su bidonu gibi. 5,5 litre alıyor deposu. Ve 100 kilometrede 2-2,5 litre yaktığı söyleniyor. Biz biraz performanslı kullandık motosikleti. Biz genel kullanıcı yorumlarına uzun süredir kullanmış olan arkadaşlardan edindik bu bilgiyi. 2-2,5 litre yaktığı söyleniyor motosikletin. Aynaları göstermiyor hiçbir şey. Göstermemesinin sebebi de çok net bir şekilde gidon dar. Dar olduğu için aynalar iyice bu tarafta kalmış ve omuzlarınıza bakıyorsunuz. Hani sol aynayı belki biraz daha fazla kullanarak kullanırsınız ama döndürerek kullanabilirsiniz ama bu sağ aynayla ilgili hiçbir şey göstermiyor. O belki şunun tasarımı biraz daha uzun yapılabilirdi. O aşılabilirdi gibi geliyor bize. Gösterge kısmında ise burada açtığınız zaman işte saat göstergesi, benzin göstergesi, devir göstergesi var. Vites göstergesi yok. Motosikleti çalıştırdığınız zaman rolantik durumundayken titriyor. Ciddi şekilde titriyor her tarafı. Hatta şu aynaların falan zangır zangır titrediğini görüyorsunuz. Ama yükü aldığınız zaman, ilerlemeye başladığınız zaman titreşim kesiyor. Titreşimle ilgili bir sorun yaşamıyorsunuz. Hatta hissetmiyorsunuz titreşimi. Çünkü bu dediğimiz gibi oturduğunuz yere seriyi güzel yapmışlar ve size bir şekilde bunun gelmemesini sağlamışlar. Burasından memnun olduk motosikletin. Dediğimiz gibi arkadaşlar, bu motosiklet evet başlangıç motosikleti olabilir. Şehrin içerisinde dolaşabileceğiniz, trafikten kaçabileceğiniz bir motosiklet olabilir. Yani bu motosikleti ya böyle büyük makine kullanıp bezmiş adam, ya artık işe gideceğim geleceğim, derdim tasam olmayacak, tatlı tatlı gideceğim diyen adam alır. Ya da yeni başlayan bir arkadaş alır motosikleti, motoru öğrenmek için. Ama bu motoru aldığınız zaman, yani dediğimiz gibi fiyatı bunun 10 bin liraya yakın bir fiyatı var. 10 bin lira bir bütçeyle çok daha güzel bir motosiklete sahip olabilirsiniz her tarzda. Hele 250 cc klasmanında bayağı bir segment var galiba alabileceğiniz orada. Motosiklet güzel, beğendik ama fiyatından dolayı biraz olumsuz bakıyoruz motosiklete, öyle söyleyebilirim. Motosiklet istasyonu olarak inceleme videoları çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sizler de bize merak ettiğiniz motosikletleri yazın. Biz de ona göre bir plan ayarlayalım kendimize. Bizi desteklemek içinse videoyu beğenebilir, paylaşabilir, yorum yapabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan motosiklet istasyonu olarak da takip edebilirsiniz. İnceleme videoları çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ulan bizi bekliyoruz herhalde. Hey! Şey bu kadar. Dur Mustafa atsın. Sen iyi bir şey yapma acaba. Bir kalan baba. Ufak bir şey atalım. Tamam, sakin. Lan! Sssss! Çocuğuna bak ya. Neyse, tamam. İyiyim, sakin. Motor dönmüyorum. Bayağı şey yapıyorlar ya. Martayı geldi, gitsen abi. Ha, kaçtı bir tanesi, tamam. Gitti. Hayır, şey yapacağım. Şeye giriyorum. Martı çok. Arkadaşlar, gençler. Bir bize biraz müsaade eder misiniz burada? Gelin. Pişireceğim ya. Hadi şöyle.